Evet arkadaşlar, bugün yine değişik bir videoyla karşınızdayım. Konu ne? Trello'yu nasıl kullanıyorum? Bu soruya yanıt vermek benim için çok zor. Çünkü Trello'yu çok farklı şekillerde kullanıyorum. Örneğin aklıma gelen herhangi bir şeyi Trello'ya yazıyorum. YouTube'da yapacağım bir video ile ilgili araştırmalarımı Trello'nun içerisinde kaydediyorum. Veyahut da işte Kanban için kullanıyorum. Ama baştan başlayalım. En azından Trello'nun bize ne kattığından başlayalım ve Trello'yu ilk açtığımız zaman karşımıza ne çıktığından başlayalım ve burada da birkaç şeyi birlikte eklemeye çalışalım. Tamam? Ekrandayız. Ekrandayken şöyle bir şey var. Burada artı butonuna bastığınız zaman yeni board oluşturabiliyorsunuz. Sınırsız. İstediğiniz kadar board oluşturun. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu boardlarınız da aslında bir siyah tahta gibi veyahut da bir beyaz tahta gibi hareket edebiliyor. İlk board açtığınız zaman da hiçbir şey karşınızda olmayabiliyor. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi bu kadar boş olması ve bazılarınız sevmiyor. Ama Kanban mantığında temelde 3 tane şey vardır. Der ki, yapılacak olan işleri yap, yaz, yapılıyor olanları yaz ve yapıldı diye yaz. Yani temelde şunu söyle, yapılacaklar, ondan sonra yapılıyor ve yapıldı. Tabii ki burada fikirler, işte feature bilmem ne falan filan gibi bir sürü kendinize alan açabilirsiniz. Sıkıntı yok, istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Buradaki önemli nokta şu, yapılıyor kısmında yani şu anda yaptığımız işler kısmında daha az iş tutmalıyız. Yani bir tane, iki tane. Ve yapıldı kısmında ise işleri sürükleyip bırakmak, yani mesela ne diyelim, Trello videosu check dedim. Ve projeleri başka ne olsun? Lorem olsun, Ipsum olsun. Enter'a basarak istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra hatta tıklayıp buradan düzeltip yazıya bakabilirsiniz veya da içini açabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir sürü de özellik var. Ama burada çok az özellikten bahsedeceğim. Çünkü kullanmaya başlayın, sonrasında zaten çok hızlı bir şekilde geleceğine inanıyorum. Çünkü yazılımcısınız, power user'sınız yani. Ve şöyle bir şey var aslında. Bu kartlar burada gezerken arka tarafta API içerisinde yapılan işlerin historisini de tutuyor. Ve size buradaki yapının içerisinde bir sürü de entegrasyon sağlıyor. Yani inanılmaz büyük bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Korkunç büyük bir yapıdan bahsediyoruz Trello için. Bu kadar basit gözükmesinin sebebi de amaç zaten basit gözükmesini sağlamak. Peki, ben en çok neler yapıyorum? Birincisi Markdown içeride kullanıyorum. İkincisi yine dediğim gibi kendi basit özelliklerini muhakkak içeride kullanıyorum. Üçüncüsü Code Snippets için kullanıyorum. Nasıl yani? Aslında şunu yapıyorum. Mesela diyelim ki bir tane Django ile ilgili ORM var. Ve buradaki kısmı da ne diyelim Markdown'da kullanılan tırnaklar. Ve genellikle ben yanına hangi dili olduğunu da yazıyorum Python diye. Sales kısmında veyahut da Products olsun ya. Products eşittir. Böyle bir veriyi aldık ve kullandık. İstediğimiz gibi de yazdık. Mesela print dedim ve Products'ın sıfırını yazdım. Şu anda şöyle çok iğrenç bir şey yazıyorum arkadaşlar. Sadece tek amacım buradaki sonucu göstermek. Gördüğünüz gibi biraz önce yazı yazarken fontlar farklıydı aslında. Burada fontlar farklı. Ve dikkatli bakın, buradaki fontla buradaki font aynı değil. Sebebi de şu. Burada aslında biz Markdown içerisinde dedik ki burası kod. Burası ise normal yazıdır. Ve arasındaki farkı da buradaki tırnaklar aracılığıyla verebildik. Bu bana ne sağlıyor? Açıkçası çok basit kod snippetslerimi Trello içerisinde tutuyorum. Ve bana çok da hız kazandırdığını söyleyebilirim. Bu şekilde istediğim herhangi bir şeyi çat diye içeriden görüp hemen adapte olabiliyorum. Bu zaten bir Markdown özelliği dediğim gibi ve Markdown'ı içeride kullanabiliyoruz. Peki bu bonus bilgi bizim ne işimize yarıyor? Ben burada gelip mesela track koyduğum zaman aslında bu bir list item oluyor. Ve tekrar bir şeyler yazıyorum. Tekrar bir şeyler yazıyorum. Başında başlık eklemek istiyorum ve tek diyez yapıyorum. Yani H1 oluyor bu sefer. Markdown özelliği olduğu için. Başlık 1 diyorum. Ve bunun altında başka bir başlık daha açacağım. Alt başlık diye ekliyorum. Yani başlık 2 oldu. Zaten Markdown'un nasıl çalıştığını çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız bile muhakkak öğrenmeniz gerektiğini altına çizerek söylemek istiyorum. Muhakkak öğrenmeniz lazım. Net. Muhakkak biliyor olmanız lazım. Zaten bunu öğrenmek büyük ihtimalle 10 dakikanız, 15 dakikanızı alır. Daha gelişmiş teknikleri de var ama 10 dakika, 15 dakikada birçok şeyi halledersiniz. Gördüğünüz gibi Enter'a bastıktan sonra burada bilgi ekledim. Ve aktiviteler ekleyebiliyorsunuz. Şu yapılacak, bu yapılacak diye ekleyebiliyorsunuz. Checklist ekleyebiliyorsunuz ve bu checklistlerin içerisine itemler ekleyebiliyorsunuz.
ve bunları ekledikten sonra da bunu yaptım, bunu yaptım dediğinizde ne kadarının bittiğini yine aynı şekilde gösteriyor. Süper özellikler. Ama aynı zamanda mesela şöyle yapalım. Buradaki yazıyı aldım. Dedim ki bunu eğitimde kullanacağım ve buraya da yapıştıracağım. Ve yapıştırdığım anda gördüğünüz gibi geldi. Bu arada mouse'la üzerine geldikten sonra Ctrl V'ye bastığım zaman çok enteresan bir şey oluyor. Bunu görebildiniz mi? Bakın şurada ataşlı bir tane oldu. Şurada da yapalım. Ctrl V ile V'ye bastım. Ataşlı bir tane daha geldi. Ctrl V. Ataşlı bir tane daha geldi. Harika. Ne oldu? Şu oldu. Aslında üzerine gelip bastığınız zaman linki direkt içine ekledi. Süper. Yani yine süper bir özellik bence. Onun dışında önemli sıralaması yapabiliyorsunuz. İşte burada renkler atabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4'e bastığınız zaman mouse'un üzerine gelip gördüğünüz gibi renk atamaları yapılabiliyor. Ve buna göre de siz yine filtreler yapabiliyorsunuz. Yani şuradaki menüyü kapatalım ve filtreyi açtıktan sonra sadece green label'da olanları getir diyebilirim. Burada diyor ki 2 tane kart var ama hiçbirisini getirmedim çünkü green olanları getir demiştim. Peki burada da 3 tane kart vardı. Burada diyor ki bir tane seçilmiş. X'e basıp buradan tekrar çıkabiliyoruz. Bu arada Trello ile ilgili başka bir videom daha var. Onun linkini de yine aşağıya koyarım. Yine Trello ile ilgilenmek isteyenler o videoları izlerler ama temel olarak şunu söyleyeceğim. Yani yazılım geliştirici olarak ben Trello'yu şöyle kullanıyorum. Code snippets için kullanıyorum. Burada neredeydi yaptığımız şey? Şurada. Ve bu code snippets'ler bana hız kazandırdığını söyleyebilirim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi checklist'ler var ve İşte her şeyi ekleyebiliyorsunuz ve inanılmaz büyük bir alana sahipsiniz. Limitsiz bir alanınız var. Cep telefonunuzdan da görebiliyorsunuz ve aynı zamanda da bilgisayarınızdan da görebiliyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Ve bir projeyi birileriyle birlikte yapıyorsanız buradan çok rahat takip edebiliyorsunuz. Kanban yöntemini de yine araştırırsınız. Ve Trello'nun birçok şeyi size katabileceğine inanıyorum. Aynı zamanda şunu söylemek lazım. Bir tane not uygulaması yok. Bir tane proje yönetim uygulaması yok. Bir tane Kanban uygulaması yok. Birçok şey var ve bu kullandığınız birçok şey aslında sizi geliştiriyor. Ve notlarımı alırken başka bir program kullanıyorum. Trello'da bazı işlerimi yapıyorum ve Code Snippets için mesela hem Trello'yu kullanıyorum hem de başka uygulama kullanıyorum. Yani şöyle düşünmeyin. Bir tane uygulama var ve ben bununla hayatımı yaşayacağım. Hayır. Neresi senin için daha hızlı ve neresi seni daha standartize ediyor? Daha iyi bir noktaya getiriyor. Bunlara kesinlikle bakıyor olmamız lazım. Çünkü kendimizi geliştirebilmek için bizim sürekli ben bu programda daha rahat oldum. Bu program bana daha iyi geldi. Bu programı daha çok sevdim gibi şeyleri de söylememiz lazım. Çünkü bunlar bizim oyuncaklarımız. Oyuncaklarımıza sahip çıkıp hangilerinin bize iyi geldiğini çözüyor ve onlarla mutlu olmayı da öğreniyor olmamız lazım. Bu bana çok komplike geldi. Gerçekten kullanmalı mıyım? Bir tane daha soru var. En çok kendime sorduğum sorulardan birisi. Buna ihtiyacım var mı? Bunu öğrenmek için de şunu yapıyorum. Hemen mesela YouTube'a girip Trello ile ilgili hazırlanmış kendi ürün tanıtım videoları varsa izliyorum. Veyahut da web sayfalarına gidiyorum. Bana ne sunuyorlar? Buna bakıyorum. Paralı mı? Bu parayı ödemeden ne kadar zaman kullanabileceğim? Paralıysa buna ihtiyacım var mı? Ve şunu da söyleyeyim. Mesela ben Trello'ya çok uzun zaman boyunca paralı üyeydim. Ama paralı üye olmam gerekmedikten sonra paralı üyelikten çıktım. Ama yine de Trello'yu çok fazla tanıtırım ve birçok kişinin de Trello kullanması gerektiğini söylerim. Birçok şey için Trello kullanın. Yemek tarifi için de kullanabilirsiniz. Hayatınızı düzenlemek için de kullanabilirsiniz. Yazılım geliştirirken de kullanabilirsiniz. Ha, bu arada şöyle bir yorum gelebilir. İyi de Code Snippets'i ben niye burada kullanayım? Çok daha iyi programlar var. Haklısın. Kesinlikle çok daha iyi programlar var. Ama yani çok hızlı bir şekilde iş çözebiliyor. Çok hızlı bir şekilde iş çözebilmek için de bu programa ihtiyacınız var. Yani bazı yerlerde bunu kullanacaksınız, bazı yerlerde diğer programları kullanacaksınız. O yüzden tekrar söylüyorum, fanatik olmak yasak. Biz fanatik değiliz. Biz bu programı sadece iyi özelliklerine göre kullanıyoruz. Mesela Word kullanmıyorum. Sebebi şu, Word'e ihtiyacım yok. Tek sebep bu. O zaman bizim artık şöyle bir hayata geçiyor olmamız lazım yazılımcılık olarak. Benim neye ihtiyacım var? Ben bunun hangi özelliklerini kullanıyorum? Mesela bir yazılımcı arkadaşım Sublime'ı not almak için kullanıyor. Niye not almak için Sublime kullanıyorsun diye sorduğum zaman çünkü kapanmıyor diyor. Yani bilgisayar ne zaman kapansa, restart olsa Sublime'ın içerisindeki yazdığı bütün notlar duruyor. Ve Sublime'ı not almak için kullanmak güzel çözümlerden bir tanesi. O zaman biz de kullanabiliriz. Yani
bir text editör sadece bir iş yapmak için yok. Birçok şey için var ve bunların hangi özelliklerinin bize iyi geldiğini bulmamız lazım. Ve şunu da unutmayın. Bu da hani Trello dışında başka bir konu ama kullandığınız programların size ne sunduğuna net bir şekilde gidip dokümandan en azından 5 dakikalığını okuyun. 5 dakika. Feature'ları ne? Yani size ne sunuyor? Hangi özellikleri katıyor? Bunları okumadan artık fanatik bir şekilde programları kullanmaktan kaçırmanızı tavsiye ediyorum. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çevrenizle paylaşıyorsunuzdur. Çünkü hep birlikte gelişmemiz lazım. Ve bu tek başıma olacak bir şey değil. Hep beraber yapacağız bunu. Ve birlikte gelişmek için de kendi kültürümüzü daha iyi bir şekilde oluşturabilecek bir yapıya ihtiyacımız var. Hep birlikte bu yapıyı da kurmaya çalışalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.